Ersoğan sağdan daldı ve bir vücut çalımıyla rakibini geçtikten sonra Rıdvan'ı görmek istedi. Ancak Cerson ayağından topu fazla açınca... Tuh be! Ulan deli olacağım, deli be! Tuh be! Ulan deli olacağım, deli be! Aa, her tarafta maç, her tarafta maç! Mahallede başka ses yok! Üf! Ali! Kız şunu biraz, kız! Şşş, ya ablacığım, şşş! Şimdi kız sesin olmaz Müzeyyen Hanım. Çünkü herkes maç dinliyor. Konuşma oldu mu spikerin sesi duyulmaz. Gol mü girer, out mu olur hiç belli olmaz. O bakımdan susmak icap eder. Çünkü o zaman... Yahu Sedat abicim, ne olur sus be abicim. Sus, ne olur sus be! Onu derim ben de Ali. Madem maç dinliyoruz, herkesin susması gerekir. Duydun mu ne dedi? Haklı tabii. Çünkü biz konuşunca spikerin sesi duyulmuyor. Aa, ben çekip gidiyorum ya. Allah Allah. Bana mı kızdı bu? İkimize de, ikimize de. Ben de gidiyorum, ben de! Hadi, maça bir ki, maça bir ki! Ben de, ben de! Maça gideceğim dedim, maça! Biliyorsun, cumartesi günü Polonya'daki maç için turlar var. Herkes gidiyor. Ben de seni kapınca, çılgın Nilgün'le çılgın gibi bir tatil. Ne dersin? Polonya'ya mı gideceğiz? Ha, Bursa'ya gideceğiz. Oldu. Bana bak tontiş! Beni Kaplıca'ya falan götürmüyorsun, değil mi? Uludağ'a çıkacağız, değil mi? Tabii canım. Daha gidiyoruz. Hazırlığını yap, cumartesi kaçıyoruz, tamam mı? Aynen, aynen. Peki yavrum. Seni öpüyorum, hoşça kal. Deplasmana çıkıyoruz. Şimdi de futbola merak sardı. Yalan tabii. Polonya'daki maçı izlemeye gidecekmiş. Sence gerçek olamaz mı? Olamaz elbette. Bugüne kadar futbolla ilgilenmeyen adam şimdi... Ama neyse işi gücü yalan. Toplantıları, iş gezilerini yutmadığımı anlayınca şimdi de futbol merakı depreşti. Sana bir şey söyleyeceğim ama kırılma. Sen biraz geri kafalısın. Niçin hala o eczacı çocukla buluşmuyorsun? Bunun geri kafalılıkla ne ilgisi var Füsun? Herkesin namus anlayışı ayrı. Yani bu taş bana mı? Yok lütfen. Şekerim, adam yıllardır hayatını yaşıyor. E maçın bahane olduğunu da kendin söylüyorsun. Peki sana yazık değil mi? Bak dinle. Ben o çocukta çok temiz duygular buldum. Yani nasıl anlatsam... Böyle sevgi, ilgi, dostluk buldum. Ama buluşmayı, görüşmeyi, işi ilerletmeyi hiç düşünmedim Füsun. Yani bitip tükenmeyen telefon konuşmaları senin için yeterli. İnan ki yeterli. Buyurun efendim. Alo. Alo. Tövbe tövbe, ruh hastası mısın be kardeşim, konuşsana. Dadandı manyağın biri. Havanım. Havanım. Buyurun beyefendi. Bana bak. Ben evde yokken de böyle sessiz telefonlar geliyor mu? Bilmem, bazen oluyor beyefendi. İyi peki, tamam git. Canım merhaba, bir şey soracağım. Şimdi sen aramadın değil mi? Şimdi, az önce. Yok ayol, çılgınsak da dakika başı telefon açacak kadar değil herhalde. Anlıyorum. Bak ne diyeceğim. Bozulma ama belki de seninkini arıyorlardır. Hayır canım, sen çıkınca kapandığına göre. Niye sustun ayol? Karını arıyor olamazlar mı? Etme bulma dünyası. Sen yaparken iyi mi? Karımı mı? Yok yok. Olamaz böyle bir şey. Nasıl? Polonya maçına mı? Ha Bursa'ya. Tabii canım. Gideceğiz tabii. Güle güle. Var pası. Hadi oğlum, ver hadi be. Hadi at, pas ver. Dikkat et oğlum. Pas ver, pas ver. İsterken seni yatarak karşıladı ve topun altında sağ taraftaki hakanı gitti. Hadi bir bana, hadi bir bana. 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 Gördünüz mü?
Polonya'ya 5 çeker 5. Ufak katla civcivler beyesin. Yani olacak iş mi? Hop 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 ulan. Yani müzevir müzeyen radyodan dinletmedi. Ya burada da siz be. Ya konuşmayın be. Konuşmayın biraz be. Olmaz böyle şey be. Aa, konuşmazlarsa nasıl çay kahve içecekler? Konuşun konuşun be. Konuşun da biz de para kazanalım. Evet, kim ne içiyor? Bana bir ılamur ver Rasim efendi. Oldu. Var mı başka içen? Semih o tarafa doğru hareketlendi. Gol! Helal olsun be. Vallahi iyi. Yapma be Şevket abi. İnsan az geldiysen ya. Gol bize girdi. Golü attı. Sahi mi ya? Tabii ya, o elin adamı kolu bize attı, sen sevinin sen ya. 18. dakikada Efkardan içiyorum. Engin'in bir an dalgınlığından faydalandı ve sol tarafından gol attı. Şimdi durum bakayım. Ha bu futboldan hiç anlamıyorum. Kimi seveni havalara çıkıyor, kimi üzüntüsünden hasta oluyor. Sen hangi takımı tutuyorsun Fadime abla? Ne tutacağım takım makım? Duyurum size anlamıyorum. Ben Galatasaraylıyım, hadi sen de Galatasaraylı ol. Hiç de bile Fenerbahçeli ol, ben Fenerbahçeliyim. Aa, nedenmiş o? Galatasaraylı olsun. Hiç de bile Fenerbahçeli olsun. Ula uşaklar, ötüşüp kakışmayın. Kızdırmayın beni. Herkes kendi takımından olmayan düşman mıdır da? Ne ayıptır bu? En büyük Galatasaray, başka büyük yok. Hiç de bile en büyük Fenerbahçe. Aa, terbiyesiz. Sensin. Uslu durun diyorum size. Karışmam. Ula oldunuz koca kazıklardan beter. Onlar da başka takımdakinin gözüne oymaya kalkayın. Var öyle serseriler. Siz bari okula gidiyorsunuz. Yapmayın öyle cahiller gibi. Hadi bakayım bağırışın, gül oynaya gidin okula. Buklu paçılar. Ula nedir bu futbol? Onu ona düşman edeyim. Sanki futbolcuların da çok umurundadır. İstediği, aradığı mutluluğu yakalayamıyor. Tamam da mutluluğu yakalamak için insanın da biraz gayret göstermesi gerekir. Neyse kalkıyoruz değil mi? Evet canım. Daha hastaneye uğrayıp Meral'i ziyaret edeceğim. Ben de alttaki kuaföre uğrayacağım. Söylemiştim ya. Tamam öyleyse. Yarın görüşürüz. Olmayacak. Eski bir futbolcu diye adama yardımımız olsun istiyoruz. Fakat bu güzellikten anlamıyor. Ne zaman arasam yerinde yok. Kurtulamadı o günlerden. Hala sahaya çıkınca türbünleri ayağa kaldıran Kemal sanıyor kendini. Yetti be, yetti. Gelince kendisine söyleyin. İşine son verdim, kulüpten kovdum onu. Kemal abi! Hop! Selam abim, merhaba abi! Selam Ali, ne haber? Aslanım Kemal abim be! Abim seni ne zaman görsem, hani o Almanlara attığın golü hatırlıyorum. Hani 18'in içinden ne voleydi be! O golü unutamadın ha. Aa, unutur muyum abi? Olaydı be, olay! Abicim keyifler nasıl şimdi? Hop be abi, hop ya! Sigaraya devam mı ha? Sigara. Rakı. Sporculuk günleri geride kaldı. Allah'tan aşağı mahallenin spor kulübünde bir büro işi buldular da sürünmekten kurtulduk.
Ey gidi Kemal abi, ey. Erken geldim bu dünyaya, erken. Anlamadım. Ah be abi, sen şimdi oynayacaktın ki milyarları havada kapacaktın be abicim. Kısmet be Ali'cim. Peki canım abicim, görüşürüz gene. Yahu iyi güzel de, bunca işin arasında futbol kulübü kurmak nereden aklınıza geldi? İlk önce benim aklıma geldi muhtar bey. Baktım kahvedekilerin hepsi futbola meraklı. O zaman niye bizim mahallenin de bir futbol takımı olmasın diye düşündüm. Aslında bu benim fikrimdi. Hatta bizim doktor beye de söylemiştim. Canım sen söyle ben söyleyeyim. O mühim değil. Bakalım muhtar bey ne söyleyecek? Siz isterseniz bu iş olur muhtar bey. Siz bir ön ayak olun, her şey olur. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Neden bilemiyorsun babacığım? Ha böyle işlerle uğraşmam desene. Radyoda futbol, televizyonda futbol, gazetede futbol. Ha bir de mahallede eksikti futbol. Yok mu senin başka işin? Evladım sonuçta gençlerin spora yönelmesini istiyorlar. Bunda karşı çıkacak bir şey yok ki. Evet siz devam edin buyurun. Ha şimdi muhtar bey. İyi tamam. Ben gidiyorum. Siz devam edin. Ne isterseniz ona yadın. Çakıl minik atar. Fadime! Fadime! Buyur Müzeyyen Hanım. Ne soracaksan, ha o mesafeden sor. İşimden alıkoyma rica ediyorum. Aa, yine solundan mı kalktın bu sabah? Ben sana bütün esnaf muhtarlıkta ne arıyor diye soracaktım sadece. Onu hiç sorma. Yahut da sordun, anlatayım sana. Diler, futbol takımı kuralım. Ona nereden icap edeyim? Çok mu lüzum edeyim? Neye iyi gelin? Hastaya şifa mıdır? Dertliye deva mıdır? Allah'tan reva müdür. Ha bu futbol neyin nesidir? Ha bu nedir? Karnabahar. Pişirip yasın, adamı karın doyay. Ha bu top neye yaray? Futbolcular milyonlar kazanay. Seyirci birbirin üstüne çullanay. Ola almaz olsun böyle iş. Aa, gitti karnabahar. Ha bu mahallede futbol takımı olsa ne olur, olmasa ne olur? De bakayım Müzeyyen Hanım. Ayol topla topla bitmiyor. Çok mu lazım takım kırmak? Ondan sonra kalıp geldik, mağlup geldik deyip kaka kürültün. Sanki yatışacak ha bu mahalleden bir futbol yıldızı. Eskiden ünlü bir futbol yıldızı olması umurunda değil dedi. Masasını toplasın, çeksin gitsin dedi Kemal. Ne zaman arasam Kemal'i yerinde bulamıyorum dedi. Haklı tabii. Her fırsatta buradan çıkıp çim sahada futbol oynayanları izliyordum. Kusura bakma. Ben onun dediklerini ilettim. Ayrılmanı istemezdim. Dedim. Muhtara gitmekle çok iyi yaptık. O şimdi gereken yerlerle temasa geçer. Doğru, doğru. Bizim aklımızın ermeyeceği şeyler olabilir. Ya, bizim mahallemizde bir futbol takımı olsun. Bak aşağıki mahalle işi nasıl sıkı tutuyor. Eski Milli Kemal'i bile kulübe aldı adamlar. Topu Behçet kaptı, ilerliyor. Karşısında Hans var. Hamdi Behruz'a verdi. Behruz İsmail Hakkı'ya uzun bir pas uzatmak istedi fakat Alman santraforu Röttingen topu çeldi. İşte o anda Kemal yıldırım gibi gelip topu kaptı. Kemal ilerliyor. Kemal karşısına gelen iki müdafiyi de çalımladı. Haydi Kemal, günün yıldızı Kemal şu anda kaleciyle karşı karşıya. Ve Kemal şutunu çekiyor. Gol! Aslan Kemal. Binlerce seyirci sevinçle Kemal'i alkışlıyor sayın dinleyiciler. Kemal takımımızı galip duruma geçiriyor. Bravo Kemal! Hey! Bahadır'cığım, hoşça kal canım. Güle güle Handan abla.
Gonca Gül'e çok selam. Oldu söylerim. Seninki yine yel yeperek, yelken kürek gidiyor. Döndü bu tarafa geliyor. Aman bana gelmesin de. Sana geliyor sana. Merhaba Fadime'cim, nasılsın yavrum? Nasılım, iyi miyim, hasta mıyım, deli miyim? Ben neyin nesiyim Handan ablacığım, bilemiyorum. Hayrola yavrum, bir şey mi canın sıkıldı? Babama canım sıkıldı. Uydu aileme sözüne, beni sallamayın. Seni sallamıyor mu? Sen kocaman kızsın, pış pış yapıp sallanacak yaşın çoktan geçmiş senin. Uy, yakışıklı çocuk olmasa bozardım onu. Hoş çocuk da. Ömür kızsın Fadime, sen çok yaşayayım. Sen de çok yaşa. Adam bayılıyor galiba. Adam bayılıyor. Uy, ne oldu sağ? Koş Fadime, koş. Ya ben ne yapayım? Örgü mü örerim? Tamam, İki düz biter. Tamam, kalk amize kalk, yatma taşa, karnın ağrır. Ay Allah'tan eczanenin önünde bayılmış, yürü. Handan ablacığım, kıçına yat bir iğne de düzeltir adamcağızı, sarası vardır. Zamanında aradın, yoksa bulamayacaktın artık beni. Nedenmiş o? Seyahate mi çıkıyorsun? Sana söylüyorum, ne tarafa gidiyorsun? Öbür tarafa gidiyorum. Gurur duy. Benim için intihar eden bile vardı diye anlatırsın herkese. Alev, böyle bir saçmalık yapamazsın. Alev, konuş! Konuş diyorum sana! Bayıldım galiba. Geçti, sakin olun. Merak edilecek bir şey yok, tansiyonunuz düşmüş. Önce tansiyonun düştü, sonra kendin düştün. Handan ablacığımı yaptı, koluna bir iğne, düzeliverdin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Otur, kendine gel. Öyle değil mi? Tabii, biraz oturun. Hemen kalkmayın, dinlenin. Bundan sonra zaten hep dinleneceğim. Tatile mi çıkıyorsun abicim? Artık işim gücüm olmadığına göre tatil diyeyim sayılır. Manyak kadın! Ya nasıl yaparsın bunu aptal? Hiç kimse için ölmeye değmez. Aptal! Ben her zamanki sevecen halimle vay Kemal abi ne haber derken durumu öğrendim. Hadi Fadime, Kemal abiyi alıp babana gidelim dedik ve kalktık geldik. Sağ ol Fadik. İyi yaptınız. Kemal Bey hepimizin gurur duyduğu değerli bir sporcumuz. Esasında ben futboldan pek anlamam. Ama sizin maçları radyodan heyecanla dinlerdik. Şimdi Muhtar abi, futboldan anlamam diyorsun ama yani mahallenin futbol takımını kurmak da sana kalmış duyduğuma göre. Ya sorma Ali. Esnaf toplanıp geldi. Israr kıyamet. Ben de peki dedim tabii. Çok iyi dedin babacığım. Fadime futboldan pek hoşlanmıyor nedense. Nedense mi? Uy, garı kısmının çoğu futboldan hoşlaşmayın. Herifler bütün hafta çalışay, pazar günde kalkıp maça gidi. Ya da televizyonun karşısına geçip, böyle maç seyredi. Ola bir pazar günün var, al garini, tek koluna. Çoluk çocuğunu kestir, dolaştır, yok. O vurdu, bu vurdu, taça çıktı, offside oldu. Oturup maç seyrediler. Ondan sonra bütün gün maç hakkında sohbet. O gol neden sayılmay? Hakem taraf mı tutay? Offside var mıdır? Şike mi yapılay? Ahmet de ışık, Mehmet de kötü oynay. Deplasmanda yener miyük? Şampiyon olur muyuk? Papazı bulur muyuk? Uy, yalan mıdır da? Deli kız. İyi hoş diyorsun da biz bu mahalle takımını kurmaya karar verdik. Gençleri de esnafı da kıramayız. Çok istiyorlar. İstiyorlar da takımın hangi sahada oynayacağını bilmiyorlar.
Abicim her taraf apartman, her taraf beton. Hadi takımı kurduk diyelim. Nerede antrenman yapacaklar? Nerede oynayacaklar? Boş yer yok ki. Bir dakika, bir dakika. Bir telefon edebilir miyim Muhtar Bey? Buyurun, buyurun. Alo, Nilgün Hanım mı? Sadi Bey'le görüşecektim. Kemal ben, Kemal. Sadi abi, selam. Niçin aradın biliyor musun? Hani şu senin müteahhitle anlaşamadığın arsa var ya... ...biz oraya iki kale dikip futbol sahası yapacağız. Ne dersin? Emrim mi olur? Estağfurullah abi. Aa, harika ya. Tren yolunun altındaki arsayı söylüyor. Bildim, bildim. Sağ olasın Sadi abi. Gençleri sevdiğini bilmez miyim? Sağ ol. Sağ ol abi. Hürmetler, iyi günler. Evet, sağ işini hallettik sayılır. Akşama görüşeceğiz. Kemal'cim çok sağ ol. En önemli işi hallettim vallahi. peki akşama Sadi Bey'le buluştuktan sonra yeteceği nasıl öğreneceğiz? Abi ben meraktan çatlarım Kemal abi. Seni evden arayayım mı? Evden mi dedin? Yine para bırakmadan çekip gidiyorsun. Öğretmen 3 gündür haber gönderiyor. Okuldan para istiyorlar. Nasıl gidecek bu çocuk okula? Rezil olacağız. Olduk olacağımız kadar. Şimdiki futbolcular köşeyi dönüyor. Biz ömrümüzce süründük. Yetti artık be yetti. Gir oğlum içeri. Bu gece evden arama. Bu gece eve gitmeyeceğim. Başka bir yere gideceğim. Ha bu futbolcuların emeklisi bile çapkın olay. Gece eve gitmeyecekmiş. Yaşlı kurt. Bugün sadece Meral'i ziyarete mi gittin? Anlayamadım. Yani sadece hastaneye gidip Meral'i ziyaret etmen bu kadar mı sürdü demek istedim? Hayır, Füsun'la da oturduk. Nerede? Konuşma tarzını sevmedim İhsan. Bir şeyler sakladığımı anlamış da beni yakalamak ister gibi konuşuyorsun. Sen de bilmece gibi konuşma lütfen. Nerede oturdunuz Füsun'la? Dalyan kulüpte. Yalnız, ikiniz. Hayır, sevgililerimizle. Sana bugün ne oldu böyle? Üstelik bu saatte niye evdesin? Eve istediğim saatte gelip gitme özgürlüğüm yok mu? Olmaz olur mu? Her türlü özgürlüğüm var senin, her türlü. Canım evli ama kazak erkek. Basıp gidiyor, istediği saatte de geliyor. Polonya maçına gidiyorum diye beni alıp dağa götürüyor. Nefis bir herif kız. Ay sonunda tam aradığım gibi birini buldum. Yaşı mı? Benden büyük tabii canım. Ay sana ne? Kaç yaşındaysa kaç yaşında? Allah Allah. Ama cukka sağlam herhalde. Çok parası var. Ha, iyi ki aklıma getirdin. Şimdi senden sonra onu arayacağım. Peki canım görüşürüz. Bay bay. Hanımefendi. Akşama tavuğu fırında mı yapayım yoksa... Buyurun efendim. Alo. Alo. Ses vermiyor efendim. Kapat kızım kapat. Benimle de seninle de konuşmuyor. Onun aradığı demek başkası. Dışarı çık kızım. Sen ne demek istiyorsun İhsan? Ne demek istiyorsun bugün? Bugün bir şey demek istemiyorum. Ama yarın neler diyeceğim hiç belli olmaz Selma. Çok mutsuzum. Bir de böyle kavga dönemine girersek inan kesin ayrılırız. Ayrılırsak ayrılırız. Ama unutma ki ayrılana kadar benim karımsın. Benim adımı taşıyorsun. Adımı lekelemeden boşanana kadar sabretmelisin. Neler söylüyorsun İhsan? Ben bugüne kadar sana ne yaptım? Her şeyi yapan sensin. Ben bu laflara layık değilim. Ona layık değil ama kusura bakmasın. Annene çok selam söyle cancım. Tamam söylerim. Artık yani bu hastalık da çok uzadı. Çabuk iyileşsin. İyi, onu da söylerim. Kendine iyi baksın. Mahalleyi kuaförsüz bırakmasın. Ya kadınlar cadı gibi geziyormuş de. O yüzden Ali abim hiçbir kadına bakmıyormuş de, ha? Ben o kadar lafı aklımda tutamam. Annem iyileşince sen söylersin. Ulan aslanım Fenerbahçeli be. Thank you.
kitabım. Yine teyyare gibisin, teyyare. Ali, beni deniz kenarına götür. Ali, para, bal, al. Peki, Şevket abi, peki. Aslanım be, atla bakalım, atla hadi, atla. Ben şuradan geliyorum. Sen oradan gel. Hadi gel, hadi gel. Deniz kenarına geldik. Şimdi ne yapacağız Şevket abi? Şimdi intihar edeceğiz. Buyur. Şimdi intihar edeceğiz. İntihar mı edeceğiz? Hayır, ben tek başıma intihar edeceğiz. Şevket abime bak be. Ne biçim laf bunlar be Şevket abicim? Hayat mı bu be? İşte vır vır. Evde dırdır. Şurada durdur. Tamam Şevket abi, durduk. Hadi bakalım. Hop 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 hop! Sarhoşlar kralı nereye be? Bırak beni, denize atlayacağım. Olmaz be abi, yaz gelince beraber atlarız denize. Hadi gel, gel içeri gir seni hadi. Seni balıklar yesin. Yahu sen balıkları ye be abicim. Lüfer ye, yanında da rakı iç. Hadi abicim be, gir içeri. Hadi koçum benim, hadi gel, hadi gel dedim sana. Hadi be Şevket abi, hadi, hadi. Deli kadın, sakın bir daha böyle bir çılgınlık yapmaya kalkma. Seni kaybetmeye dayanamadım Gökhan. Saçmalama. Aşka saygım var ama aşk yüzünden bile olsa şu güzelim dünyadan vazgeçilmez. Haklısın. Aptallık ettim. Neyse boş ver, üzülmeye değmez. Bak şu kavga edenlere. Kavga da etsen, mücadele de etsen hayatı sürdüreceksin. Niye kavga ediyorlar acaba? Hayat zaten kavga demektir. Önemli olan bu kavgada pes etmemek, yaşamaktan vazgeçmemek. Sevişmek istiyorum. Hay hay, memnuniyetle. Yaşıyorsan sevişeceksin tabii. Hoşt, hoşt! Ula hoşt! Gelme ona başımızdan! Fadime bırak hayvanı kızım, bir şey yapmıyor ki. 40 yılda bir baba kız sinemaya gidelim dedik. Bu da bizimle gelin. Hoşt, hoşt! Yahu bırak hoşt. Gelsin. Ya gelsin olur mu da? Film açıklıymış, ağlar sonra. Dalga geçmeyi bırak da önüne bak sen. Ha sen de şu yana bak. Hı? Ha bu şey değil midir? Oraya ne aray? Kemal bu, eski futbolcu Kemal. Saati 2'de 1 baylay. Tren yolda ne aray? Bu gece eve gitmeyeceğim demişti. Burada zamparalık mı yapay? Kızım sana ne? Aa. Dur hele babacığım. Kemal abi! Kemal abi! Selamun aleyküm! Eğer tren beklesen, henüz buraya istasyon yapılmadı. Yanlış yerde bekliyorsun. Yahu Fadime, git, git kardeşim başımdan. Aa. Sarhoş bu, çok sarhoş. Üstelik niyeti kötü. Ha bu trene binmeyecek. Ya? Tren buna binecek. O ne demek öyle? Yani bunun üstünden geçecek. Bu kendini atacak trenin altına. O zaman ne olacak? Ha tren çıkacak bunun üstüne. Bilmiyorum anlatabildim mi? Uy Kemal abi sen kafayı bozmuşsun. Senin niyetin kötü, kötü. De bakayım bak. Buraya niye oturuyorsun? Of bıktım bu hayattan. Var mı ismi Fadime? Sen hayattan pıkmaya ne hakkın vardır de bakayım bana. Belki işin bozuk, belki paran yok, belki karınla kavgalısın. Sen nereden biliyorsun? Ama ne pık olursa olsun, hayatta yenilmeyeceksin. Işık gibi mücadele edeceksin. Yok öyle gevşemek. Düşünsene oynadığın maçları. Hey gidi hey. Nesini düşüneyim? Düşün. Hiç mi mağlup durumda oynamadınız? Yemişsiniz 2 tane. Herifler hala bastıray. Ha? Ne ederdiniz o zaman? Canımızı dişimize takıp yenmek için uğraşırdık. Şimdi de öyle yapacaksın. 2-0 mağlubiyetten takımını 4-2 galibiyete geçireceksin. Aslanım Kemal abi. Zor kızım, zor. Oy, sen bunu yapamayacak adam mısın? Eğer yapamam değilsen yaşama bu dünyada. At ha bu trenin altına kendini. Uy, zaten herif bunu yapay. Oldu mu şimdi Fadime? Oldu mu şimdi Kemal abi? Mahallede takım kurulay. Herkes takımın başına ünlü futbol ustası Kemal geçiyor diye düğün bayram edi. Sen neler düşünüyorsun?
Öyle mi düşünüyorlar say? Öyle değil mi babacığım? Kemal abi antrenör yapacaksınız değil mi? He? Karanlıkta göz kırpa ayrım gözükmüyor. Öyle mi muhtar bey, sahi mi? Elbette Kemal'cim, senden iyisini mi bulacaktık? Esnafla, mahalleliyle konuşup anlaştık. Seni maaşlı olarak takıma antrenör yapmaya karar verdik. Ya ne diyeceğim bilemiyorum. Öyleyse bir şey deme, ben senin yerine derim. Ne diyeceksin Fadime? Yarın havunu kutlayacağız. Pastalar, limonatalar. Unuttun mu babacığım? Ha tabii tabii, evet. Kemal gel abi bakalım, kulübün Kemal başına geçti diye kutlama yaparuk. Beni çok mutlu ettiniz. Beni hayata bağladınız. Sen ha bu gençlere lazımsın, futbolun ustası Kemal abi. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım, takımı şampiyon yapacağım, göreceksiniz. Bunun altında kalmayacağım. Sen onu boş ver de, iyi ki bunun altında kalmadın. Sarılıp